Yeni videomuzda Türkiye'mizdeki üniversitelerde özel eğitim ile ilgili gelişmeleri inceleme imkanımız olacak. Şimdi üniversitelerde özel eğitim ile ilgili gelişmelere baktığımızda Ankara Üniversitesi'nde 1964 yılında üniversitenin bünyesinde eğitim fakültesi açıldığı görülmekte. Eğitim fakültesinin açılmasından 3 yıl sonra yani 1967 yılında kendi bünyesinde özel eğitim bölümü açılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 1968 yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır. 1976 yılından itibaren özel eğitim çalışmalarına başlayarak altyapı hazırlıkları tamamlanan özel eğitim ana bilim dalı 23-12-1982 yılında kurulmuştur. Böylece çocuk gelişimi ve eğitimi programında özel eğitimle ilgili dersler yer almış ve özel eğitim alanında çalışacak çocuk gelişimi ve eğitimcileri yetiştirilmeye başlanmıştır. Yine benim de mezun olduğum Atatürk Üniversitesi'nde çocuk gelişimi bölümünde çok büyük şeylerin yapıldığını bilmekteyim. Bu kapsamda ders notlarından oldukça istifade ettiğimiz Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü yetkililerine de teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 1991 yılında yine Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde İşitme Engelli Çocukları Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin kuruluşunun gerçekleştiğini görüyoruz. Yine Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi eğitim bölümüne bağlı olarak 1983 yılında özel eğitim öğretmenliği programının da açıldığı görülmekte. Yine bu alanda Gazi Üniversitesi'nin Gazi Eğitim Fakültesi'nde özel eğitim bölümleri de son derece önemli çalışmalar yapmakta. Özel eğitim alanında ülkemizdeki üniversitelerin programına şöyle bir baktığımızda şöyle bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Zihinsel engelli öğretmenliği programı devlet üniversitelerinde 17, vakıf üniversitelerinde 4 oranında mevcut. İşitme engelliler öğretmenliği programı devlet üniversitesinde 3 bölümde varken vakıf üniversitelerinde ne yazık ki hiç yok. Görme engelliler öğretmenliği programı devlet üniversitelerinde bir bölümde varken vakıf üniversitelerinde hiç yok. Üstün yetenekliler öğretmenliği programı devlet üniversitesinde bir tane varken vakıf üniversitelerinde şu anda 4 ayrı yerde bulunmakta. Şimdi bu belirttiğim tabloya göre lisans programları yürüten 18 devlet, 5 vakıf olmak üzere 23 özel eğitim bölümü bulunmaktadır. 2015 yılında YÖK tarafından özel eğitim alanında yeni bir yapılanmaya gidildiği görülmekte. Bu yeni yapılanmaya göre özel eğitim öğretmenliği adıyla lisans programının belli üniversitelerde oluşturulması kararlaştırılmıştır. Yani şu anda devletimiz de üniversitelere vermiş olduğu yetki mübacehesinde bu konu ciddi manada önemsenmekte olduğu görülmekte. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılan özel eğitim konusu ile ilgili çeşitli çalışmalarında bulunduğu görülmektedir. Bunlar arasında engelsiz üniversiteler, engelsiz erişim ve engelsiz eğitim konusundaki çalışmaları vermek mümkündür. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin özel eğitim ile ilgili neler yapmış olduğunu bu videoda kısa da olsa bilgiler vererek sizlere ulaştırmış oluyorum. Bir başka videomuzda daha görüşebilme dileğiyle. Şimdilik hoşça kalınız.